Merhaba sevgili seyirciler. Programımıza hoş geldiniz. Bir önceki programımızda Amener Rasulü olarak bildiğimiz Bakara suresinin 285 ve 286. ayet-i kerimelerini birlikte okumaya, hatalarımızı düzeltmeye çalışmıştık. Bugünkü programımızda ise kısaca Hüvallahu diye bildiğimiz Haşr suresinin son 3 ayet-i kerimesini birlikte okumaya, varsa hatalarımızı düzeltmeye gayret edeceğiz. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim diyerek dersimize başlayalım. Öncelikle Haşr suresinin son 3 ayet kerimesini ben okumaya çalışayım. Daha sonra gerekli tahlilleri birlikte yapmaya çalışalım. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس دوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم Sedaqallahu'l Azim. Evet, şimdi önce ilk ayet-i kerimenin ilk kısmını görelim. V harfine burada dikkat ediyoruz. Fetha harekeyle geldi. Lafzatullah'ın lamı kalın ve üzerinde şeddeyi görüyoruz. Fazla beklemiyoruz lafzatullah'ın lamında. Şedde miktarını verip geçeceğiz. Burada özellikle dikkat etmemiz gereken başka bir hususta lafzatullahın lamının kalınlığı düşünülerek vev harfini kalın okumuyoruz. Yani şu şekilde olmamalı. Hı valla hı valla bu şekilde okumuyoruz. Hı valla hı valla hı valla, hı valla hı. buna dikkat ediyoruz. Yine lamın üzerine şeddeyi görüyoruz. Buna dikkat ediyoruz. Fazla oyalanmıyoruz. Vel harfi pelte karakterli harflerimizden bir tanesi bir elif miktarı uzatacağız. Lam harfinin üzerinde med işaretini görüyoruz. Ve meddi munfasıl uygulamasını burada gerçekleştireceğiz. Hem buradaki lamda hem de buradaki lamda ses doğrultuları aynı olmalı. E sesiyle. Ve İllahu derken buradaki illaya hafif bir ses vurgusu yapmakta fayda var. Temsili okuma açısından bunu ifade etmiş olalım. Yine burada sevgili seyirciler vakıf yapacağız. Vakıf yaparken nasıl yapmamız gerekiyor? Normalde geçmiş olsaydık hu şeklinde okuyacaktık. Yani vakıf yapmamış olsaydık. Vakıf yaptığımızda ise hu şeklinde sakin hale dönüştürmemiz lazım. Ancak sakin hale dönüştüğünde kendisinden önceki harfin harekesi damme ise vev harfi met harfine dönüşür ve bir miktar uzatmamız, bir elif miktarı uzatmamız gerekiyor burada. Hu, hu şeklinde bunu da ifade etmiş olalım. Şimdi birlikte bu kısmı okumaya çalışalım sevgili seyirciler. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو. هو الله الذي لا إله إلا هو. Evet, ilk ayet-i kerimenin ikinci kısmını görelim. Yine burada dikkat etmemiz gereken ayın harfini görüyoruz. Bir elif miktarı uzatmamız gerekiyor. Uzatırken a sesine kaymıyoruz. Yani gelişi güzel bir şekilde alimul, alimul veya a diye çok da inceltmiyoruz. Orta bir vasıfta alimu, alimu. Alimu. Buna dikkat ediyoruz. Lam harfine hareket vermekten kaçınıyoruz. İkinci bir ses vermekten. Gayn harfi kalın ses harflerimizden bir tanesi. Feth harekeyle geldi. Dikkat ediyoruz mahrecine, telaffuzuna. Şin harfinin üzerinde şedde işaretini görüyoruz. Şedde miktarını verip geçeceğiz. Burada kapalı tayı görüyoruz. Vakıf esnasında buradaki T, H harfine dönüşecek ve o şekilde vakit etmemiz gerekiyor sevgili seyirciler. Şimdi bu kısmı birlikte okumaya çalışalım. Alimul gaybi ve şehade Alimul gaybi ve şehade Evet. Şimdi burada V harfi fetareke ile geldi. İnce ses harflerimizden bir tanesi. Ra harfinin üzerinde şedde işaretini görüyoruz. Buna dikkat ediyoruz. Kalın bir şekilde okuyacağız. H ha harfine özellikle dikkat etmemiz gerekiyor. Hem sakin bir şekilde geldi hem de boğazın orta bölümüyle ağzımız tabi açıklıkta olacak şekilde okumaya özen gösteriyoruz. Mim harfini bir elif miktarı uzatacağız. Aynen burada olduğu gibi buradaki ra'yı da kalın bir şekilde okuyacağız. H ha harfi ince ses harflerimizden bir tanesi vakf ederek ayet-i kerimeyi tamamlayacağız. Ve uzatmayı doğru bir şekilde yani H ha harfinin ses doğrultusunu düzgün bir şekilde vermemiz gerekiyor. Mim harfini sükûne dönüştüreceğiz. Harekesini ve sakin bir şekilde vakf ettiğimizden dolayı bırakacağız. Şimdi bu kısmı birlikte okumaya gayret edelim. Huve'r-Rahmanur-Rahim. Huve'r-Rahmanur-Rahim. Evet. İkinci kısmı görelim. Yine ilk ayeti kerimede olduğu gibi burada da H harfini görüyoruz. Damme harekeyle geldi. Vav harfi Fetha ile geldi. Her ikisi de ince ses harflerimizden buna dikkat ediyoruz. Lafzatullah'ın lamını kalın okumamız gerekiyor. Çünkü kendisinden önceki harfin harekesi Fetha. Ve Lafzatullah'ın lamında fazla beklemiyoruz, oyalanmıyoruz. Yani şu şekilde olmamalı. Huvallahu, huvallahu. Bu kadar beklememize gerek yok. Sadece şedde miktarını verip geçmemizde fayda var. Huvallahu, huvallahu. Huvallahu. Yine burada dikkat etmemiz gereken bir başka hususta biraz önce de söyledik tekrar hatırlatalım. Lafzatullah'ın lamının kalınlığı düşünülerek kendisinden önceki harf olan vev harfini kalın bir şekilde okumamamız gerekiyor. Çünkü vev harfi ince sesli harflerimizden bir tanesi. Vallah bu şekilde olmamalı. Huvallahu. Vallahu huvallahu huvallahu buna özellikle dikkat etmemiz gerekiyor sevgili seyirciler. Lam harfi şeddeli bir şekilde geldi. Yine aynen lafsatullah'ın lamında olduğu gibi buradaki lam harfinde de fazla beklemiyoruz, oyalanmıyoruz. Şedde miktarını verip okuyuşumuza devam ediyoruz. Vel harfi peltek karakterli harflerimizden bir tanesi. Ona dikkat ediyoruz. Lam harfi üzerinde met işaretini görüyoruz. Meddi munfasıl uygulamasını burada gerçekleştireceğiz. Ve ses doğrultusunu ona göre vermemiz gerekiyor. Özellikle metler bize şu güzelliği sağlıyor sevgili seyirciler. Sesimizin durumuna göre çeşitli nameler yapabilme imkanı bizlere veriyor. Bunları sesimizin durumuna, gücümüze göre yapabiliriz. Yine illa da bir ses vurgusu yapmakta fayda var. La ilahe illa şeklinde yine aynı şekilde buradaki H'yi de bir elif miktarı uzatıyoruz. H harfini çünkü vakf ediyoruz. Şimdi bu kısmı okumaya çalışalım. Vellâhu lezîlâ ilâhe illâhu Vellâhüllezî lâ ilâhe hu. Evet, devam edelim. Bu kısımda ise sakin olan lamlar bir hal fazla. Burada var, burada var, yine burada var, burada görüyoruz, burada da görüyoruz, burada da görüyoruz ve burada da görüyoruz bu lamlara, sakin olan lamlara ikinci bir ses vermemeye özen gösteriyoruz sevgili seyirciler. İkinci bir ses vermemek için ne yapmamız gerekiyor? Dilimizi üst damağımızda sabitlersek hareke vermekten imtina etmiş oluruz. Hareke verme problemini, sıkıntısını bu şekilde gidermiş oluruz. El, bakınız el dilimi sabitledim ve doğru bir şekilde hareke vermeden, ikinci bir ses vermeden Doğru bir şekilde, düzgün bir şekilde okumaya çalıştım. El meliku el meliku şeklinde. Kaf harfi kalın ses harflerimizden bir tanesi. Buna özellikle dikkat etmemiz gerekiyor. Ancak kaf harfinin kalınlığı düşünülerek del harfini kalın okumamamız gerekiyor. Çünkü del harfi ince sesli harflerimizden bir tanesi ve uzatma esnasında ü sesine tam bir ince bir şekilde ü sesiyle veya ö sesiyle gut veya gut veya tam bir kalınlık gut bunları yapmıyoruz orta bir vasıfta del harfini uzattığımızda doğru bir şekilde uzatmayı gerçekleştirmiş oluruz gut d su şeklinde buna özellikle dikkat edelim yine yaygın olarak yapılan hatalardan bir tanesi B harfi şeddeli geldiğinde ve D harfi şeddeli geldiğinde ses genize intikal ettirilerek genizden bir ne sesi getirilmeye çalışılıyor. Bunu da yapmıyoruz kesinlikle. Ne D harfinde ne de B harfinde ne sesi yok. Buna dikkat ediyoruz. Yani şu şekilde olmamalı. Uddu, uddu şeklinde olmamalı. Kuddusu, kuddusu düsü yani sesi ve nefesi göğsümüzde hapsederek doğru bir şekilde biz dal harfinin şeddeli halini okuyabiliriz sevgili seyirciler. Buna dikkat edelim. Yine burada sin harfi ince ses harflerimizden damme harekeyle geldi. Ondan sonra gelen sin harfi ise fetha harekeyle geldi. Buradaki sin harfinde dudaklarımız önde olmalı tabii olarak. Buradaki sin harfinde ise tabi olarak dudaklarımız geride olmalı. Şu şekilde. El-Kuddüs-se El-Kuddüs-selamu El-Kuddüs-selamu şeklinde bunu da ifade etmiş olalım yeri gelmişken. Lam harfini bir elif miktarı uzatıyoruz. Burada hemzeyi görüyoruz herhangi bir şekilde ikinci bir ses vermemeye hemzeye de dikkat ediyoruz. El mu el mu şeklinde herhangi bir uygulama yapmıyoruz. Aynen B harfinin ve D harfinin şeddeli halinde olduğu gibi buradaki hemzenin sakin halinde de sesimizi ve nefesimizi göğsümüzde hapsediyoruz. El mu bakınız el mu hapsettim. Sonra mimle devam edeceğim el mu'minu el mu'minu şeklinde buna dikkat edelim. Yine aynen mim harfinin harekesi damme buna dikkat ediyoruz. Ya harfi sakin bir şekilde geldi. Üzerine herhangi bir şekilde baskı yapmadan, harfi ezmeden okumaya gayret ediyoruz. Çünkü yumuşak bir harf. Buna özellikle dikkat etmemiz gerekiyor. Ayn harfi boğazın orta bölümüyle okunacak buna dikkat ediyoruz. Z harfini bir elif miktarı uzatıyoruz. B harfinin üzerinde şedd işaretini görüyoruz. Aynen burada olduğu gibi burada da herhangi bir şekilde sesi genize intikal ettirmiyoruz. Yani el cebberu bu şekilde okumuyoruz. El cebberu özellikle bu ikisini Vurgulamamızın nedeni yaygın olarak yapılan hatalardan olduğu için sevgili seyirciler. Buna dikkat edelim. Ra harfi kalın sesli olarak okunacak çünkü harekesi damme. Lam harfinde hareke vermekten kaçınıyoruz. Burada B harfi kesra harekeyle geldi ancak Ra harfi damme harekeyle geldi. Vakfetmemiş olsaydık Ra harfini kalın okuyacaktık. Ancak biz burada vakıf yapıyor, yapacağız ve Ra harfini sakin hale dönüştüreceğiz. Harekesini ve makabline tabi olduğu için yani kendisinden önceki harfin harekesine tabi olduğu için onun harekesi de kesre olduğundan dolayı ra harfini ince bir şekilde okumamız gerekiyor sevgili seyirciler. Şimdi bu kısmı birlikte okumaya çalışalım. El melikul <Sessizlik> kut. دوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار Ekberul Mutekebbir. Evet. Bu kısımda nelere dikkat etmemiz gerektiğini birlikte görelim. Sin harfi damme harekeyle geldi. B harfi ise sakin bir şekilde geldi. Kalkale uygulamasını gerçekleştireceğiz. Ve sakin harfler kendisinden önceki harfin harekesinin sesini ve dudak hareketini alır. Burada B harfinde dudaklarımızı öne doğru alacağız. Sin harfinde zaten önde. B harfinde de önde olması gerekiyor. Sümbü, 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 sümbü şeklinde yapmıyoruz. Sümbü, sümbü şeklinde okumaya gayret ediyoruz. H harfi ince ses harflerimizden bir tanesi. Özensiz bir şekilde çıkarıldığında veya telaffuz edildiğinde şu şekilde olabiliyor. Buna dikkatinizi çekmek istiyorum. Ha, ha. Bakınız A sesine meyletti. Halbuki şu şekilde olmalı. Ha, ne, ha, ne, ha, ne. Tabii bir şekilde, doğal bir şekilde ağzımız açık olduğunda doğru bir şekilde H ha harfinde telaffuz etmiş olacağız. Sübhane, sübhane süb Buna dikkat ediyoruz. Lafzatullah'ın lamını yine kalın okumamız gerekiyor. Çünkü kendisinden önceki harfin harekesi fetha. Ayn harfinin mahrezine dikkat ediyoruz. Mim harfinin üzerine şeddi görüyoruz. Şeddi işaretini görüyoruz. Sesi genizimize intikal ettireceğiz. Bir müddet genizimizde bekleteceğiz. Tatlı bir name, tatlı bir ahenk vereceğiz. Sonra devam edeceğiz. Ra harfini ince bir şekilde okumamız gerekiyor. K harfi ötreli bir şekilde geldi. Okurken ö sesine kaymamaya özen gösteriyoruz sevgili seyirciler. Vakfederek ayeti kerimeyi de tamamlamış olacağız. Birlikte bu kısmı okuyalım şimdi. Subhanallahi amma yushrikun. <Sessizlik> Subhanallahi amma yushrikun. Evet. Burada da yine dikkat etmemiz gereken yerleri birlikte görelim. Vav harfi fetha harekeyle geldi. İnce ses harflerimizden bir tanesi. Buna dikkat ediyoruz. Lafzatullah'ın lamını kalın okuyacağız. Ancak lafzatullahın lamının kalınlığını düşünerek vev harfini kalın okumuyoruz. hu Huvellahu Buna dikkat ediyoruz. Lam harfleri var yine sakin bir şekilde gelen. Bunlara da yine dikkat etmemiz gerekiyor. Hareke vermekten, ikinci bir ses vermekten imtina ediyoruz. H harfini bir elif miktarı uzatacağız. Kalın ses harflerimizden bir tanesi ve uzatma esnasında A sesini hakim kılacağız. Kaf harfi yine kalın sesli harflerimizden bir tanesi. huvallahul 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 Bu şekilde okuduktan sonra devam edelim. B harfini görüyoruz. Fetha harekeyle geldi ve bir elif miktarı uzatmamız gerekiyor. Ra harfi kesra harekeyle geldi ince bir şekilde okuyacağız. Burada sade harfine özellikle dikkat etmemiz lazım. Çünkü kalın ses harflerimizden bir tanesi sade harfinin kalınlığı düşünülerek V harfi kalınlaştırılmamalı. Buna da ayrıca dikkat etmemiz lazım. Şeddeli bir şekilde geldi kesra harekeyle V harfi ra harfini yine kalın bir şekilde okuyacağız. Burada ise lam harfi görüldüğü üzere sakin bir şekilde geldi. İkinci bir ses vermekten imtina ediyoruz. Sin harfine de yine aynı şekilde. Yine burada med işaretini görüyoruz. Meddi muttasıl uygulamasını gerçekleştireceğiz. Lam harfine hareket vermiyoruz. Ve vakfederek burayı tamamlamış olacağız. Nun harfinde bir elif miktarı uzatıyoruz. Birlikte okumaya çalışalım. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. شيم ديار قسم قرديم. Burada yine B harfini şeddeli bir şekilde görüyoruz. Artık sesi genize intikal ettirmemeyi şeddeli B harfinde ve D harfinde görüyoruz. Öğrendik. Buna dikkat ediyoruz. H harfi damme harekeyle geldi. Ve boğazın orta bölümüyle ağzımız tabi açıklıkta olacak şekilde okumaya gayret gösteriyoruz. H harfini bir miktar uzatıyoruz. Mim harfini de yine uzatıyoruz. Sin harfi şeddeli bir şekilde geldi. Mim harfi yine vav harfi birer elif miktarı uzatılacaklar. Metti tabi uygulamaları yapacağız orada. Burada yine lam harfine hareket vermekten imtina ediyoruz, kaçınıyoruz. Ra harfi sakin bir şekilde geldi. Kendisinden önceki harfin harekesi fetha. Ra harfini kalın bir şekilde okuyacağız. Lad harfinde vakıf yaptığımızdan dolayı harekesini sükuna dönüştürüyoruz ve sakin bir şekilde bırakmamız gerekiyor. Burada özellikle vad harfinin mahrecine de telaffuzuna da dikkat ediyoruz sevgili seyirciler. Birlikte okumaya çalışalım. Yusuf bihulehu ma fi's vel ard. Yusuf bihulehu ma vel Evet. Son kısmı. Görelim şimdi. Bakınız. Vav harfi fet harekeyle geldi. H harfi damme harekeyle geldi. Yine vav harfi fet harekeyle geldi. Ve huve ve huve. Bakınız hiç baskı yapmıyoruz harflerin üzerine. Normal tabii bir seyirde okuduğumuzda daha tatlı, daha leziz bir okuyuş elde edebiliriz. Ve huve ve şeklinde. Lam harfine hareke vermekten yine her zaman olduğu gibi sakin olan lam harflerine kaçınıyoruz. Z harfini bir elif miktarı uzatacağız. Yine Z harfinden önce ayn harfi dikkat etmemiz gereken harflerden bir tanesi. Türkçemizde kullanılmayan harflerden bir tanesi. Boğazın orta bölümünü kullanıyoruz. Yine burada da lam harfine hareke vermekten kaçınıyoruz. Ha harfi aynen ayn harfi gibi aynı bölgeden çıkan boğazın orta bölümüyle ve boğazımıza hafif bir basınç vererek elde edebileceğimiz harflerden hem ayin hem ha ve kef harfinin uzatarak yani vakfederek burada mimin harekesini yani damme harekeyi sükuna dönüştürerek ayet-i tamamlamış olacağız. Şimdi birlikte okuyalım ve huvel azizul hakim ve huvel azizul hakim evet şimdi Haşr suresinin bu son 3 ayet-i kerimesini birlikte okumaya çalışalım Euzu billahi minash shaytanir <laughs> racim بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى. يسبح bi'ahu lehu ma fi's samawati vel ard. Ve huvel azizul hakim. Sadaqallahul azim. Evet kıymetli seyirciler. Bugünkü Kur'an yolculuğumuzda sizlerle "Huvallahu'l-lazi" olarak bildiğimiz Haşr suresinin Son üç ayeti kerimesini beraberce tilavet etmeye gayret ettik ve gerekli tahlilleri yapmaya çalıştık. Tilavetimizin doğru, düzgün ve usulüne uygun bir şekilde olması için bir takım hatırlatmalarda bulunduk. Bir sonraki dersimizde ise Asr ve Hümeze surelerini birlikte okumaya gayret edeceğiz. Tekrar görüşmek ve buluşmak umuduyla Allah'a emanet olun.